Herkese merhabalar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yılın son videosunu çekiyoruz. 2020 bitmeden önce size bu yılın enlerini yapmak istedim. Hangisi en güzel, hangisi en şu, en bu dediğiniz soruların hepsine tek tek cevap vereceğim. Umarım bu yıl çekmiş olduğumuz içerikleri beğenmişsinizdir. Oldukça uğraş verdiğim, oldukça emek harcadığım zor bir yıl oldu. Hepimiz için çok zor oldu. Güçlü bitirmeye çalışıyorum, güzel bitirmeye çalışıyorum. Böyle toplama bir öneri, tavsiye videosuyla da bitiriş bence güzel olacak. Ayrıca çekilişimiz devam ediyor. Son 1-2 gün var yok. 2020'yi birkaçınızın yüzünde gülücükle tamamlamak istiyorum. Çektiğim videoların hep kalitesini arttırarak da bütün takipçilerime güzel zaman geçirmeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bundan sonra da 2021'de de aynı hızla, aynı güzellikle daha kaliteli içerikler yaparak devam edeceğiz. Bugün güzel bir listem var. Şöyle hemen cebimden çıkartayım telefonumu. Listede aklıma gelen bütün en şu en bu başlıklarını yazdım. Ve ilkiyle aynı zamanda da en önemlisiyle başlayabileceğimizi düşünüyorum. İlk sorumuz 2020 yılında en iyi performans ayakkabısı hangisiydi? Bazı sorulara iki cevabım var. Bu soruda ilki Jordan 34 olacak. Hemen şöyle arkamda gördüğünüz Jordan 34 Love benim için efsanevi derecede harika ötesi güzel bir ayakkabıydı. En nadide koleksiyon parçalarından bir tanesiydi. Birçoğunuz da bundan aldı. Memnun kalmayan neredeyse yoktur. Bu kadar harika bir ayakkabı bir daha zor gelir diye düşünüyorum. Tabii ondan sonra çıkan Jordan 35 de yine çok güzel işler yaptı ama bu benim için ayrı bir seviyedeydi. Artık bundan bulmak çok zorlaştı. Biliyorsunuz kanalda birkaç tane var bu ayakkabının videosu. Girip oralardan bakabilirsiniz ve bu ayakkabı hakkında detaylara sahip olabilirsiniz. Eğer bulabileceğiniz bir nokta olduğunu düşünüyorsanız veya satın almak istiyorsanız. Ayrıca bu videoda gösterdiğim bütün ayakkabıların kutu açımları, incelemeleri mevcut. Aklınıza takılan veya sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen arkadaşlar o videoların isimlerini kanalın ara bölümüne yazarak bakınız ve istediğiniz ayakkabının videosunu izleyebilirsiniz. Hangi numara seçmeliyimden, nereden almalıyıma kadar birçok öneri o videolarda oluyor sizlere. Kutu açmalarda ön inceleme yapıyorum. Detaylı performans incelemeleri yapıyorum. Bir de karşılaştırmalar yapıyorum. Onları izlerseniz kesinlikle ve kesinlikle hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ve yine en iyi performans ayakkabısına diyeceğim ikinci ayakkabım ise yine Jordan markasına ait Jordan Why Not Zero 0.3 Westbrook'un Westbury'in diyeyim artık şu sıralar. Ne kadar sevsem de şutlarının bu kadar kötü olması beni üzüyor. Bu ayakkabı benim için harika ötesi bir ayakkabıydı arkadaşlar. Basketbol noktasında istediğiniz her şeye sahip gerçekten sağlam ve güzel bir ayakkabı. Bu senenin en çok tercih edilen ayakkabılarından da bir tanesi muhtemelen. Daha öyle bir istatistik elimde olmadığı için bu listeye onu alamadım. SE modeli de yine çok güzel olacaktır. Why Not Zero 0.3 yoksa SE modelinde alabilirsiniz. Şu sıralar 0.4 gelecek. Ocak'ta gelecek. Artık bakacağız o nasıl olmuş. Sanki o da SE.0 tarzı bir şey gibi gözüküyor şu an için. Geldiği zaman ona da bakacağız. Ama 2020 yılında en iyi performans ayakkabıları içerisinde 2 numarayı çok kolay bir şekilde koyabileceğim Why Not oluyor. Şimdi en iyi fiyat performans ayakkabısı hangisi? Ona bakalım. Belki birçoğunuzun ihtiyacı olan güzel ayakkabılar görmüş olduğunuz arkadaki raflarda. Fakat hepsinin fiyatı oldukça yüksek. Peki hangisi en düşük fiyatlı ve o fiyat karşılığında sizlere en iyi performansı sunuyor? Yani FP oranı hangi ayakkabıda en iyi diyorsanız o ayakkabıyı yakın zamanda inceledim. Kutu açımını yaptım ve koleksiyonumdaki markanın bayrak taşıyanı diyebiliriz. Yani bende başka o markadan yok. O da Puma RS Dreamer. Şöyle gösterebilirim. Puma RS Dreamer bence bu senenin en iyi FP'sine sahip basketbol ayakkabısı oldu. Aynı zamanda gündelik de giyebileceğiniz sağlam, hafif ağır ama taş gibi güzel bir ayakkabı. Şu anda da çok hype bir ayakkabı arkadaşlar bu. Rapçi J. Cole giyiyor. Aynı zamanda iyi de basket oynuyor kendisi de. Onun dışında birçok ünlü de gördüm. Basketbolcularda, rapçilerde bu ayakkabının farklı farklı renkleri ve tasarımları mevcut. Düşünmelisiniz bence güzel bir ayakkabı arıyorsanız. Hem sağlam, basket için, gündelik için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz taş gibi, canavar gibi bir ayakkabı. İncelemesi ve kutu açımı mevcut. Ben 440 lira civarlarını aldım. Hala indirimde birçok rengi. Baktığım zaman LeBron Witness bile 500-600 liralar şu anda. Yani uçuk bir durum var arkadaşlar. Maalesef doların ve piyasanın bu kadar kötü olması ayakkabıları çok vuruyor. Ama bu ayakkabı gerçekten çok iyi iş yapan ve iyi ki de almışım dediğim tarzda bir ayakkabı oldu. Puma beni şaşırttı ve yerine koyalım bunu. Birçoğunuzun, özellikle crossover atanların, basketbol maçlarına çıkanların en istediği şey taban tutuşu. Tabana hüt diye yapışmak istiyorsunuz. Adeta yerle bütünleşsin istiyorsunuz ayakkabınız ve bir basket sever olarak, basket oynayan biri olarak tabii ki haklısınız. Basketbol ayakkabılarındaki en önemli ilk belki 1-2 unsurdan bir tanesidir. Taban tutuşu. Peki bu sene hangi ayakkabıda en iyiydi taban tutuşu diye soruyorsanız o da Şef'e ait olan Under Armour Curry 7. Curry 7 canavarımsı bir iş yaptı sahada. Şu altını görüyor musunuz? Şu çıkıntıları görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten
efsanevi derecede iyiydi. Bir bot çıkıntısına sahip, üstündeki çıkıntıların dizaynı bu plastiğin kimyasalı sayesinde mükemmel şekilde tabana yapıştı. Bu sene oldukça güzel bir seneydi basketbol ayakkabılarının yer taban tutuşu açısından. Birçok incelediğim ayakkabıda iyi taban tutuşu vardı fakat bu onlardan ayrılan bir yapıya sahip. Benim için taban tutuşu çok önemli diyorsanız, ben böyle bir ayakkabı bakıyorum diyorsanız mutlaka bakmanız lazım arkadaşlar. Curry 7 sizin ayakkabınız olacak. Biliyorsunuz Curry 8 şu sıralar piyasalara tanıtılıyor. Henüz Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'ye geldiği zaman Curry 8'i de en kısa zamanda incelemeyi düşünüyorum. Curry 8 de taban tutuşu noktasında efsanevi işler yapmışa benziyor. En azından reklam kampanyaları o şekilde oluyordu. Aynı zamanda bu kanalda en iyi taban tutuşuna sahip 5-6 ayakkabıyı sıraladığım bir video vardı. Belki 10 da olabilir. Şimdi hatırlamıyorum. Bir 3-5 ay geçti. Ona da bakabilirsiniz. Hangi ayakkabılar 2 numara, 3 numara diye merak ediyorsanız o tarz sıralama yaptığım diğer videolarda var. Kanalın videolarına göz atmayı unutmayın. Dedikten sonra Curry 7'yi de yerine koyalım. Görsel olarak da çok beğendiğim bir ayakkabı olduğunu söylemem lazım. Ve sırada taban tutuşundan sonra benim için en önemli bir ayakkabıdaki alan, kısım, o da yastıklama. Bu sene yine güzel ayakkabıları hep inceledik, baktık fakat bir ayakkabı diğerlerine göre apayrı bir boyutta yastıklamaya sahipti. O da basketbolun kralı, King LeBron James'e ait LeBron 18 basketbol ayakkabısı oldu. James Gang rengini de aldım, sizler için kutu açımını yaptım ve daha sonra da incelemesini yaptım. Bu ayakkabı diğerlerinden ayrışan canavar bir yastıklamaya sahip. Benim çok hoşuma gitti. Bayağı ağırdı. Neredeyse 600 gram arkadaşlar. Yarım kilodan fazla bir ayakkabı. İkisi bir arada düşününce 1.2 kiloya yakın bir ağırlık taşıyorsunuz. Bayağı bayağı ağır bir ayakkabı. Fakat bu sağlamış olduğu etkiden korunma ve yastıklama benim için o kadar güzeldi ki şikayet edemeyeceğim. Her basket seansından sonra bacak çalışmışım gibi. Bacaklarım çok ağırdı. 3 adet yastıklama var. Arkada Air ünitesi, tüm tabanda Zoom ünitesi ve yine ön tarafta çok çok rahat faylon köpüğüyle mükemmel bir etkiden korunma sunuyor. Ağır arkadaşlarım için ise en iyi ayakkabı olmuş oluyor bu sayede. Bir sonraki sorumuz ise bu senenin en rahat basketbol ayakkabısı hangisiydi? Birçoğunuz da bazen abi bana rahat olsun, hani gündelik de giyeceğim, arada basket de atabilirim belki, rahat bir basketbol ayakkabısı söyler misin diye soruyor. Birçok ayakkabının incelemesinde ben bunlardan bahsediyorum. İşte bu ayakkabı rahat, bu ayakkabı geniş ayaklara göre, bu ayakkabının taban tutuşu şöyle, dikkat etmeniz gereken noktalar falan. Merak ettiğiniz ayakkabıları girip videolarını izleyerek bakabilir ve öğrenebilirsiniz. Tabii bu listeye girecek kadar rahat olan bir ayakkabı vardı. Şu sıralar pek de iyi performanslar sergilemeyen ve çok eleştirilen bir NBA oyuncusunun ayakkabısı, Paul George'un ayakkabısı PG4 bu sene bence en rahat ayakkabıydı. Hemen şöyle göstereyim. PG4 çok da güzel bir ayakkabı denemez. Birçok alanda eksiklikleri vardı. PG bile playofflarda bu ayakkabıyı fazla tercih etmedi. Ama ben seviyorum, benim hoşuma gidiyor. Özellikle içerdiği çok değişik Air Strobel yastıklamasıyla, yani bu KD13 ve KD12'den çok farklı bir yastıklama arkadaşlar. Zoom Strobel normalde diğerlerinde var. Bunda ise Air, yani bir hava orta ayak gibi düşünebilirsiniz yastıklaması o şekilde. Üstünde kullanılan yapı oldukça da farklı, değişik, ilginç bir ayakkabı. Ama rahatlığı noktasında tartışılmaz olduğunu düşünüyorum. Ben çok rahat ettim. Tabii ki belli dikkat etmeniz gereken noktalar var. Onun için de detaylı performans incelemesini izlemeyi unutmuyorsunuz. Sırada ise geniş ayaklılar için en uygun ayakkabı bu sene hangisiydi sorusu var. Birçok ayakkabı genelde dar ve ince ayaklara yönelik oluyor. Geniş ayaklılar veya ayakları taraklı olan arkadaşlarım işte hangi ayakkabıyı almalıyım, nasıl yapmalıyım sorusuna cevap arıyorlar. Bu sene tam da onlar için çok güzel bir ayakkabı çıktı. O da Adidas'a ait, Dame Time'a ait Dame 6 ayakkabısı oldu. Hem şıklığıyla hem de geniş ayaklara uygun olmasıyla bence harika bir ayakkabı oldu. Dame Time! Dame 6 arkadaşlar oldukça benim beğendiğim ayakkabılardan bir tanesi. Adidas'ın bu listedeki ayakkabılarından Dame Time, bu da GCA rengi diye geçiyordu. Oldukça güzel bir renk, şu tabana hastayım, hasta kesinlikle. Koleksiyonumdaki mükemmel ayakkabılardan bir tanesi oldu. Ben de ayaklarım çok dar sayılmaz. Geniş diyorum ben ama benden herhalde çok daha geniş arkadaşlarım oluyor. Ben buna çok rahat ettim. Hatta yanlardan biraz böyle boşluk kaldığını bile hissettim. Eğer ayaklarınız taraklıysa, rahat ve taraklı ayaklar için bir ayakkabı bakıyorsanız bu kesinlikle sizin tercihiniz olacaktır. Damian Lillard'ın 6. imzalı ayakkabısı. 7.si de Türkiye'ye gelir gelmez yine inceleyeceğim ayakkabılardan bir tanesi olacak. Hemen yerine koyalım. Ve sırada en iyi high ayakkabı hangisiydi sorusu var. Gerçi şu sıralar artık çok high ayakkabı üretilmiyor. High ne demek? Yüksek ayakkabı. Yani bileklerinizi destekleyen, bileklerinizi iyi kitleyen ayakkabı. Birçok basketbolcuyla konuştuğum zaman genelde bileklerinin sıkılmasını isteyen oyuncular oluyor. Ben çok fazla bunu hissetmiyorum. Çünkü profesyonel bir basketbolcu değilim. Her gün çıkıp da hem antrenman hem de
maç yapmıyorum. Birçok basketbolcu ufak da olsa destek istiyor bileklerinde. Onun için bu sene çok güzel bir ayakkabı çıktı. Biraz pahalıydı. Biraz değil. Daha doğrusu piyasadaki en pahalı basketbol ayakkabısıydı. Ama bilekli basketbol ayakkabısı arıyorsanız bence o sizin tercihiniz olmalı. O da Jordan markasına ait Jordan 35. Hemen şöyle raftan alayım, sizlere göstereyim. Jordan 35 benim için bu senenin yine enlerinden bir tanesi. Aslında bu senenin en iyi performans ayakkabısı Why Not ve Jordan 34 dedim ama Jordan 35 de onlardan altta kalır şekilde değil. Fakat hani bir tık milim geride olabilir çünkü bazı noktalardan biraz rahatsız edebiliyor. Fakat en iyi bilekli ayakkabı, özellikle bileklerin içerisindeki aşil yastıkları ve şu görmüş olduğunuz yükselti sizlerin bileklerine güzel ve tatlı bir his sunacak. Çok fazla hay hay olmamasına rağmen artık zaten öyle ayakkabı bulmak çok zor. Yine yüksek ayakkabı olarak bulabileceğiniz tercihlerden bir tanesi, bakmanızı öneririm. En iyi high modele baktık. Peki piyasadaki en iyi low model hangisi diyorsanız o da ligin son zamanlarda eleştirilen ve inançlarıyla piyasaya çıkan adamı Kyrie Irving'in ayakkabılarından bir tanesi. Ama hangisi? Arkaya baktığınız zaman onlarca Kyrie ayakkabısı görüyorsunuz sanki. Onlardan arkadaşlar low modeline ait Kyrie Low 3 piyasada bulabileceğiniz en iyi low model beni kalitesiyle şaşkınlığa uğrattı ve hiç beklemediğim şekilde çok beğendiğim bir ayakkabı oldu. Bayağı değişik, çok low low hissettiriyor. Yani bileklerinizin, bilek kemiklerinizin altında kalan ilginç bir ayakkabı ama bileklerinin serbest olmasını seven ve rahat crossover atmak isteyen arkadaşlarım için bence çok efsane. Güzel yastıklaması, üstünde kullanılan kaliteli materyalleri ve pek de beğenmediğim askı yapısıyla güzel bir tercih. Detaylı incelemesi var diğer ayakkabılar gibi. İzleyip almak isterseniz düşünebilirsiniz ve hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz o videolar sayesinde. Birçoğunuzun bana çok sormuş olduğu sorulardan bir tanesine geliyoruz. Piyasadaki en hafif ayakkabı hangisi? Ayakta en hafif hissettiren ayakkabı hangisi? Birçoğunuz buna takılabiliyor. O ayakkabı da arkadaşlar Dame Time'a ait Dame 6. Şu anda piyasadaki en hafif ayakkabı arkadaşlar. 400 gramın altında olan tek ayakkabı 380-390 arasıydı. Benim diğer ayakkabılarımla tabii ki aynı size sahip. Sizler belki 40, 41, 42 veya daha yüksek diyorsanız bu ağırlıklar değişebilir ama benim koleksiyonumdaki bu sene almış olduğum en hafif ayakkabı. Eğer sizlerin için ağırlık ve hafiflik önemliyse buna dikkat edebilirsiniz. Bıraksanız uçacakmış gibi hissediyorsunuz. Normalde koleksiyonumdaki bütün ayakkabılar 430-440 gram civarında. Bazı ayakkabılar 500'ü geçiyor veya 500'e dayanıyor. Bu ise tek 400'ün altında olan ayakkabımdı. Baya baya rahat ve hafif, aynı zamanda geniş ayaklara da yönelik olduğu için bence mükemmel bir tercih olabilir sizler için. Sırada ise en ağırı var. Bu senenin en ağırı birçoğunuzun da tahmin etmiş olacağı gibi canavara ait, LeBron 18'e ait. Hemen şöyle tekrar elimize alalım. Tam tamına 500, bir dakika, kaçtı? 580-586 gram mıydı neydi? Düşünün arkadaşlar, neredeyse 600 gram teki. Şu an bile tutarken baya ağır geliyor bana. Çok ağır, dikkat edin ama biliyorsunuz yastıklaması harika. Sırada ise en teknoloji içeren ayakkabı var. Zaman zaman çok teknolojik ayakkabılar çıkıyor, basketbol ayakkabıları. Alıştığımızın dışında farklı farklı yenilikler içeren, işte Jordan 33 aklıma geliyor. İplik bağcıksız bir tasarıma sahip veya işte askılı değişik tuhaf tuhaf ayakkabıları görüyoruz. Bu sene çok fazla onlardan çıkmadı. Fakat bir ayakkabı çıktı ki bence en teknolojik, yenilikçi diyebileceğimiz, farklı diyebileceğimiz bir tasarıma sahipti. O da arkadaşlar Air Zoom Universe ayakkabısı. Hemen şöyle tepeden alalım. Air Zoom Universe baktığınızda çok da teknolojik durmasa da üstünde kullanılan bu Fly Ease teknolojisi çok teknolojik yapıyor bence. Yine bağcıksız, bağcıklarınız yok. Ayaklarınızı şu şekilde içine sokuyorsunuz. Arkada mıknatısla topuk geriye gidiyor ve voila, ayaklarınız içeride. Bana göre çok farklıydı. Çok teknolojik bir ayakkabıydı. Ha, iyidir kötüdür tartışılır. İncelemesi kanalda var. Bu ayakkabının eksikleri neler, artıları neler, ona da bakabilirsiniz. Aynı zamanda kadınlar için de tanıtılan ilk ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Women NBA oyuncusu tanıttı. Eğer beni izleyen kadın takipçilerim varsa bu ayakkabıyı düşünebilirler. Düşünmek istiyorlarsa da incelemesini izleyebilirler. Madem en teknolojik dedik, peki sırada en ilginç ayakkabı var. Bu senenin bence en ilginç tasarımına sahip ayakkabısı PG 4'tü. Normal alışmış olduğumuz ayakkabılardan daha farklı üst kısmı ile en ilginç olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Gördüğünüz zaman birçoğunuz yürüyüş ayakkabısı, koşu ayakkabısı dediniz. Bu fermuar neyin nesi böyle dediniz. Tuhaf, değişik, ilginç. Fakat ben seviyorum arkadaşlar bu tasarımı. İlginç olsa da şık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem. İncelemesinde de bunu belirtmiştim. Ama gündelik bazen işte giyiyorum veya spor salonuna giderken giyiyorum. Benim için çok güzel oluyor. Ya da insanlar böyle bir
bu neymiş ya diye bakıyor. Özellikle bu aldığım desen biraz daha ilginçleştiriyor iç kısmındaki delikli yapısıyla. Kesinlikle farklı, kesinlikle diğer ayakkabılara göre göze çarpan ve ben buradayım diyen bir tasarım olmuş. Sırada geçen seneden bu seneye en iyi şekilde ivmesini devam ettiren ayakkabılar var arkadaşlar. Burada iki tane söyleyebildim. Onlardan ilki daha demin bahsetmiş olduğumuz ve bakmış olduğumuz Jordan 35 ayakkabısı. 34'te mükemmel işler yapmıştı. Yine 35'te de aynı şekilde devam ettirerek harika işler yapmaya devam eden güzel bir ayakkabı. Alınmayı düşünüyorsanız incelemesini izleyin. İncelemesini izlemeden bile alabilirsiniz. Hayal kırıklığına uğrayacağınızı kesinlikle düşünmüyorum. Yine geçen seneden bu seneye ivme kaybetmeden tam tersi üzerine koyarak aynı şekilde çok iyi performans sergileyen diğer bir ayakkabımız ise Kyrie 7 oldu. Kyrie 7 Kyrie serisine yakışır. Süper bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Şu an bu video yayınlandığı zaman incelemesi olmayacak çünkü hala videoyu çekme aşamasındayım. Bu videoyu sonra izliyorsanız mutlaka kanalda vardır. En kötü kutu açımı var, onu izleyebilirsiniz. Kyrie 7 de Kyrie 6 gibi güzel bir ayakkabı oldu. Bu listede fazla kendine yer bulamadı Kyrie serisi. Benim için çünkü çok çok uygun bir ayakkabı değil. Fakat neredeyse bahsetmiş olduğumuz bu sorulara bir sıralama yapacak olsak hepsine girebilecek seviyede bir ayakkabı. Yani ilk 3, ilk 5 dediğim zaman mutlaka Kyrie'den bahsederim sizlere diye tahmin ediyorum. Yol tutuşu noktasında yine canavar bir iş yapan, şu üstündeki çıkıntıları görüyorsunuz, dışarıda oynamaya yani yönelik sayılacak imzalı ayakkabılardan bir tanesi. Ve ben çok şık olduğunu düşünüyorum. Yeni renkleriyle de her daim bizim ilgi odağımız olacak. Kyrie Irving'e ait harika tasarımlardan bir tanesi. Güzel işler yapmaya devam etmiş. Bizleri hayal kırıklığına uğratmıyor kesinlikle. Ve sırada en iyi gelişim gösteren basketbol ayakkabısı var. Bu şu şekilde düşündüm arkadaşlar. Bir önceki versiyonunu hiç beğenmeyip bu versiyonda ya normal dediğim ya da bayağı güzel olmuş dediğim ayakkabıları düşündüm. Onda bir ayakkabı farklı bir şekilde gözüme çarptı. Bir önceki versiyonunu hiç beğenmemiştim. Buna bayılıyorum. O da yine King'e ait LeBron 18 oluyor arkadaşlar. LeBron 17'yi hiç beğenmemiştim. İncelemesi, kutu açımı hepsi kanalda mevcut. Yani hiç beğenmemiştim dersen de tabii ki haksızlık etmiş olurum ama en azından koleksiyonumda bulundurmak istediğim bir ayakkabı olmamıştı. Bu ise gerçekten bayıldım. Yani eksiden artıya geçmiş bir ayakkabı oldu benim için. Baya baya sağlam, güzel. Benim için en iyi gelişim gösteren ayakkabı LeBron 18 oldu. Ve sırada ise arkadaşlar en kötü şekilde ivme kaybeden bu senenin en düşüşteki ayakkabısı, bir önceki versiyonu iyi olup bu sene hiçbir şey başaramayan ve güzel olmayan bir ayakkabı var. O da bu listeye yine ilk defa giren bir ayakkabı oldu. James Harden'a ait Harden Wall 4. Harden Wall 3'e bayılmıştım. Çok güzel işler yapmıştı. Hatta bende iki tane var. Wall 4 ise benim için tamamıyla sınıfta kalan ve hiç beğenmediğim bir ayakkabı oldu. Harden bunu beğenmiş mi? Ona da şaşırdım. Çünkü önceki versiyonlarından oldukça farklı, beni hayal kırıklığına uğratan ayakkabılardan bir tanesi oldu. Özellikle Wall 3 bu kadar güzelken Wall 4 nasıl böyle kötü oldu diye şaşırıyorum. Wall 5'i de yine Türkiye'ye gelir gelmez incelemeyi düşünüyorum. Eğer sizler de merak ediyorsanız takipte kalın. Kanala abone olup o zil işaretine basarsanız ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelecektir. Bu şekilde kaçırmamış olursunuz. Şu ana kadar izliyorsanız ve hala kanala abone olmadıysanız, like atmadıysanız, yorum yapmadıysanız bu üçünü de yapmanız gerekiyor. Yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kötü bir sıralamanın en başında yer alıyor Harden Wall 4. Sırada ise en güzel gözüken ayakkabı hangisi sorusu var. Tabii ki bu çok göreceli bir kavram. Şurada birçok güzel ayakkabıları görüyorsunuz. Bence bir tanesi diğerlerinden oldukça farklı bir şekilde göze batıyor. O da Kyrie Irving'e ait bir ayakkabı. Fakat daha önce bahsetmiş olduğumuz bir ayakkabı değil. Kyrie Hybrid S2 ayakkabısı bence günlük giyilecek en harika basketbol ayakkabısı olabilir. Özellikle sert tabanıyla da hızlı eriyip eskiyecek tarzda bir ayakkabı değil. Oldukça sağlam, güzel bir tasarıma sahip. Bu ayakkabının da incelemesi kanalda mevcut. Özellikle bu rengine bayılıyorum. Ayrıca bende fosil stone rengi de var. Bu renkte apayrı ve bayağı güzel geliyor bana. Bu ayakkabı bence günlük giyebileceğiniz en iyi basketbol ayakkabısı. Sırada ise benim basketbol oynarken en çok tercih ettiğim ayakkabılar var. Burada arkadaşlar birçoğunuz vlogları takip ediyorsanız, evet güzel vloglar da çekiyoruz bu arada. Orada göreceğiniz güzel bir ayakkabı var. Jordan 34 Love benim bu sene en çok tercih etmiş olduğum ayakkabı oldu. Sürekli arabamın bagajındaydı, çantamdaydı. Basketbol oynarken hiç düşünmeden her kombinle giyebileceğim harika bir ayakkabı. Onun dışında KD 12 yine aynı şekilde. Tabi bunlar biraz eskidi fakat ben hala giymeyi çok seviyorum. KD 12 eskidi diyorsanız yeni versiyonu KD 13'te yine benim en çok tercih etmiş olduğum ayakkabılardan. KD 13'ten iki tane aldım arkadaşlar biliyorsunuz. Bir tanesini içeride, bir tanesini dışarıda tercih ediyorum. Çok rahat, çok güzel
ve ayakta bayağı güzel gözüken ayakkabılardan bir tanesi. Oldukça da rahat. Yine burada bahsetmiş olduğumuz sorulara birer kategori yapıp beşer ayakkabı önerecek olsam birçoğunun içinde KD13 yer alacak muhtemelen, ama hani bir şey de en değil. Sıkıntı o. Sırada ise basketbolda en tercih etmediğim var. Yanlış anlaşılmasın, gündelik hayatta ne kadar çok giysem de basketbolda tercih etmiyorum. O da Kyrie Hybrid S2 olacak. Çünkü bana hiç uygun bir ayakkabı değil arkadaşlar. Giymesi, çıkartması çok zor olduğu gibi özellikle yastıklamasının hiç olmaması beni benden alıyor. Çok sert bir yastıklaması var. Bu da benim için yeterli oynamamak için. Belimde ve dizimde sakatlıkları çok fazla tetikliyor. Her ne kadar gündelik hayatta spor salonuna giderken, takılırken giysem de basketbolda en tercih etmediğim ayakkabı oldu kendisi. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Sırada ise en dışarıda oynanabilir ayakkabı var. Bunu çok soruyorsunuz. Bence işinize yarayacak bir ayakkabı. Aynı zamanda da çok da bütçeli bir ayakkabı. Listemizde bahsetmiş olduğumuz Puma Ares Dreamer en dışarıda oynanabilir ayakkabı oluyor. Sağlamlığı, tabanının çok sert ve dayanıklı plastikten yapılması sizlere dışarıda yardımcı olacaktır. Hem de bu kadar bütçeli olması bence bu soruya verilebilecek en iyi cevap yapıyor kendisine. Ve son sorumuzla bitiriyoruz. Bu sene en beklentiyi vermeyen ayakkabı, yani birçok hype yapılıp işte geliyor işte geliyor diye beklenip de hiç beklentiyi vermeyen bir ayakkabı var. Tabii ki bu benim için, birçok arkadaşım çok beğenmiş. Hatta çekilişte de verdik bu ayakkabıdan bir tane. O da son MVP'ye ait bir ayakkabı. Giannis Antetokounmpo'nun 2 numaralı ayakkabısı Freak 2 benim için bu senenin en beklentiyi vermeyen ayakkabısı oldu. Bu ayakkabı için oldukça heyecanlıydım, oldukça beklentideydim. Fakat arkadaşlar alır almaz beni hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle yastıklamasının bu kadar kötü oluyor olması ve üstündeki materyallerin biraz da dandik hissettiriyor olması beni yıktı. PG1 gibi heyecanlanmıştım. PG1'in görüntüsüne sahipti özellikle şu iç kısımdan. Ve çok gönlü oyuncular için tasarlandığı söylenmişti. Bayağı böyle, veya benim için öyleydi, öyle söyleyebilirim. Hani bütün ayakkabıları takip ediyorum ve bazı ayakkabılar işte bu çok güzel olacak galiba diyorum. İşte beklentiye girmek hayatın her alanında kötü olduğu gibi ayakkabılarda da kötü. İstediğiniz sonucu her zaman alamayabiliyorsunuz. Bu da benim için öyle oldu. Freak 2 en beklentiyi vermeyeni oldu. Freak 1 çok iyi olmadığı için bu ivmesi en kötü olan Harden Wall 4 ile hani bunun farkı nedir diye soruyorsanız o şekilde düşünebilirsiniz. Hani Freak 1 zaten süper olmadığı için bu o kategoriye girmedi. Sadece benim çok beklentiye girip de beklentimi bulamadığım bir ayakkabı oldu arkadaşlar. Ve bu şekilde de listemizi bitirebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu ilk defa yapıyorum. Aklımdaydı uzun zamandır ama hani sene sonunu bekledim. Çünkü sene boyunca ayakkabılar çıkıyor. Ben sizlere hepsini tanıtıyorum. Bu şekilde bir şey yapmak istedim. Fakat bu tarz videoları artık sezon ortalarında yapacağım. Yani bütün ayakkabıların piyasaya çıktığı zamanda yapacağım. Haziran, Temmuz gibi düşünüyorum şu an için. O sıralar çok fazla yeni ayakkabılar çıkmıyor çünkü. Hoşunuza gitti mi? Gittiyse lütfen like atmayı unutmayın ve yorum yapın. Bu tarz videolar şu anda gecenin bir vakti ve ben neredeyse 40 dakikadır hazırlıkları yapıyorum arkadaşlar. Işık ayrı, konuşması ayrı, listesi ayrı. Lütfen destek vermeyi unutmayın. Çok uğraşarak sizlere güzel içerikler, güzel kamera açıları, en iyi görüntüleri yakalamaya ve çekmeye gayret ediyorum. Sizler de bana destek verirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalın diğer videolarına göz atmayı unutmayın. Türkiye'nin İlk ve tek ayakkabı kanalıyız ve bunu devam ettiren bir kanalız. 3-5 video atıp sonra bırakan bir kanal değiliz. Bunun için, devam edebilmek için, aynı şekilde güzel içerikler üretebilmek için sizlerin desteğine ve yardımına çok ihtiyacım var. Videoları sonuna kadar izlemeyi, like atıp yorum yapmayı unutmazsanız, çevrenizde bu kanalı ve videolarını yayarsanız çok mutlu olurum. Yeni ve güzel içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bugünlük ayakkabı dahisi out.